Ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erer konuşacaktır. Buyurun Sayın Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Türkiye profesyonel futbol liglerinde takımı olmayan illerin amatör futbol liglerinde kulüplerinden birine 3. lige yükselme hakkı tanınması, Süper Lig'deki takımların tescil edilebilecekleri Türk vatandaşı olmayan futbolcu sayısının 3 ile sınırlanması ve diğer profesyonel ve amatör liglerde Türk vatandaşı olmayan futbolcu tescil edilememesi amacıyla vermiş olduğum kanun teklifi hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemize ilk yabancı futbolcu 1951 yılında Adalet takımında oynayarak kapıyı açan Garo'nun ardından binlerce yabancı futbolcu geldi geçti ülkemizden. Türkiye'deki ilk profesyonel yabancı futbolcuydu. Ben buradan ülkemize gelip Türk futboluna emek veren, ter döken ve futbolumuza katkı sunan tüm yabancı futbolculara teşekkür ediyorum. Yabancı sayısı için kurallar koyduk, değiştirdik, değiştirdik, tekrar değiştirdik. 1966'dan 99 yılına kadar geçen 33 yılda sadece 4 kez değişen kural bundan sonra hemen hemen her yıl değişikliğe uğradı. Milli takım eski teknik direktörü Lucescu'nun sözü hala hafızalarımızdadır. 9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncu ile oynayan takımlardan milli takım çıkarmak kolay değil. Bazı yerli oyuncuların ve spor yazarlarının verdiği destekle Lucescu'nun bu çıkışı yabancı sayısının sınırlanmasını gündeme getirmişti. Yabancı sınırlamasını destekleyenler ise milli takımın başarılı olduğu dönemleri hatırlatıp bunda yabancı sınırlamasının payının olduğunu söylemektedirler. Son 10 yılda 8 kez yabancı kuralını değiştiren Türkiye bu süreçte dünya sıralamasında ne yaptı? FIFA'nın istatistiklerine bakalım. 2005 yılında 6 yabancı var, sıralamamız 14. 2006 yılında sonunda sıralamamız 26. sıradayız. Yine 2014 yılında 8 yabancı futbolcu oynatma hakkımız var, 43. sıradayız. Daha sonra da 49. sıraya gerilemişiz. Yabancı sınırını kaldıran düzenleme ile 28 kişilik kadroda 14 yerli gerisine karışmam denildi. 14 yabancı transfer etme hakkına kavuşan kulüpler isterlerse ilk 11'de tamamen yabancı futbolcu oynatma hakkına sahip oldular. Ve Türkiye 2015'in başında dünyada 48. sıraya geriledi. Ve 10 Ağustos 2017 tarihinde ise Türkiye'nin yeri bu kez 33. sıradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında bakıyorsun sahaya neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum. İşi bitmiş oyuncuların alınmasını doğru bulmuyorum beyanına Türk futbolunun kalkınması isteyen herkesin gönülden katıldığını söylemek istiyorum. Yine milli takım teknik direktörümüz Şenol Güneş, ben hala sayının azaltılması gerektiğini söylüyorum. Yine bir futbol antrenörümüz, biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız. Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Değerli milletvekilleri, Genç Spor İl Müdürlüklerine baktığımızda Gençlik İl Spor Müdürlüklerinde futbol dışında tüm branşlarda takım olduğunu, yarışmalara katıldığını görmekteyiz. Ama ne hikmetse futbolda bir çalışması yok. Oysa Genç Spor İl Müdürlüklerinin kadrolarına baktığımızda burada onlarca futbol antrenörünün futbol dışında masa başında başka işlerle uğraştığını görmekteyiz. Yani devletin imkanları Türk gençliğine, Türk çocuklarına sunulmuş olsa biliyorum ve umuyorum ki bu gençler arasında adını tarihe yazdıran binlerce çocuğumuz olacaktır. Yine son oynanan derbide Fenerbahçe maçına baktığımızda takımının birinde sadece bir Türk futbolcunun olması da düşündürücüdür. Yine bu yabancı futbolculara verilen paranın altyapıya harcanması durumunda
ve kulüplere altyapı hizmetlerinin sunulması durumunda Türk futbolunun kısa sürede 2002'deki dünya üçüncülüğüne eriştiği yıllara, zaferlere döneceği kanaatindeyim. Spor siyasete alet edilmemeli. Olaya bu yönüyle bakmadan önerimiz, kanun teklifimizin kabul edilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da beyanı dikkate alınarak olumlu oy vermeniz. Buyur, toparlayın Ayhan Bey. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşleri doğrultusunda AK Partili arkadaşlarımızın kanun teklifine olumlu oy vermesini talep ediyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.